Görüyor musun? İtalyanlar oldukça zor adamlardır dostum. Öyle. Çok zordurlar. Ferzan Özpetek'in ilk filmi Hamam'la beraber aslında Özpetek'in birçok filminde sofraların önemine işaret ediliyor. Sofralar merkeze alınıyor. Ferzan Özpetek için yemek ve yemek masalarının önemi işaret ettiği noktalar nedir? Ferzan Özpetek'in herhalde filmlerini hatırladığım zaman o sofralar, çünkü o sofraları da insanları bir araya getirmeyi seviyor. Ve o sofralarda bir araya gelen insanlar birbirleriyle karşılaşıyorlar. Normal nedir diye soruyorlar. Aile nedir diye soruyorlar. Hani mutluluk nedir? Ve tekrar bir araya gelmek, onun içinde yani o sofraya gelmeden önce çok büyük kayıplar da olabilir. Mesela ölümleri de çok kullanıyor filmlerinde Ferzan Özpetek. Yaşam nedir? Ve bunun içinde benim Ferzan Özpetek'in filmlerinde o yemeği kullanması, müziği kullanması, ikisi de insanları duygu aktarıyor. Herhalde ben bir yönetmenin aktarmak istediği, kitlelere aktarmak istediği, o hissettiği, o filmi ortaya çıkarken hissettiği duyguları kitlelere ulaştırmak. Bence yemek ve müzikle Ferzan Özpetek bunu... İtalya'yı da aktarıyor. İşte onun üreten kadınlar, makarna üreten, makarna tüketen aileler. Bir taraftan da Türkiye'de işte bir kahvaltı sofrasına oturuyorsun onunla birlikte filmlerinde. Ve her ikisini de öyle güzel, dengeli bir şekilde aktarıyor ki İtalyan olmak ve Türk olmak o yemekle birbirinin içine geçiyor. Bir doğallık içinde aktarılıyor. Bu noktada yemeği çok etkili kullandığını düşünüyorum. Yemek kültürel farklılıkları temsil etmesi anlamında Ferzan Özpetek iki tarafa da sizce genellikle eşit mi duruyor, yoksa bir tarafını belli eden duruşu var mı? Yani eşit ve eşitsizlik değil ama o kültürü hissederek aslında Ferzan Özpetek'in en çok vurguladığı şey aşk. Aşk sınır tanımıyor. Sen ne kadar aşkı belli bir kafanda, belli bir sınır içinde ifade etsen de o sınırların içinde kalmayacaktır. Herkes yani o sınırları yıkmasını sevdiğini düşünüyorum. Hani yaş üzerinden, cinsiyet üzerinden, sınıf üzerinden, farklı etnik kimlikler üzerinden o sınırları yıkıyor. Yani aşkın çok güçlü olduğunu düşünüyor. Aşkın karşısında da kaybedişler. Bunun en önemli, en hani filmde sevgilisini kaybetmek, sevdiğini kaybetmek, bu ölüm, yani ölümle yüzleşmek de sıklıkla kullanıyor ve onun arkasında da, onun karşısında da yaşama bağlayan hep aşk oluyor. Bir şekilde belki o düşünceyle baş etmenin, belki insanlara da sunduğu yol ölüm karşısında aşkla bir hayata bağlanmak, bir tekrar yaşam sevinci hissetmek. Bence o ilişkisi, ölümle ilişkisi öyle. Ve yemek de bu ölümle ilişkisinde tekrar hayata dönmede, tekrar belki aşkı bulmada hep yemek karakterleri bir durumdan bir diğer duruma doğru taşıyor. Ve hayata dair besliyor karakterleri. Tekrar insanların arasına katılıyor. Çünkü o yemeklerde birçok insan o yemeğe dahil oluyor. Hayatı sorgulayan insanı yaşama doğru çekiyor. Karşı pencerede şahane misafirde, serseri mayınlarda böyle finalini pastayla, büyükannenin pastayı yiyerek ölmesi örneğin. Ama orada ölümden çok o pastaların muhteşemliğiyle daha çok bizi ilgilendiriyor. Yani o kaybedişin vurgusu belki var filmde ama daha yaşama dair vurgular çok daha belirgin. İşte şahane misafirde Pietro pastanede çalışıyor. Davide pastacı,
karşı pencerede ve onun hikayesini izliyoruz. Ve bir kadın hayatına girip onun pastacı olma hayallerini nasıl yerine getirdiğini izliyoruz. Yani pastayı seviyor herhalde Ferzan Özpetek ve sıklıkla yer veriyor. Neredeyse bütün filmlerde o kadınların bir mutfakta faaliyetleri, bütün aileyi çekip çevirmeleri, yani yemek yaparak, besleyerek, mutfak alanıyla birlikte aile alanını da düzenliyor olmaları. Ama aynı zamanda onlara alan da veriyor, yani kendi yaşamlarında karar vermelerini, ilerlemelerini, o kararları güçlü olarak, neyse o kararları doğrultusunda ilerlemelerine de fırsat veriyor. Onu ön plana çıkartıyor Ferzan Özpetek. Güçlü kadınları filmlerinde ön plana çıkartıyor. Sadece mutfak alanıyla sınırlayan bir sinema dili yok. Yani mutfakta çalışan kadın, o kadın hayatın içine atıldığında da doğru ve istediği kararları verip ilerliyor. Aranızdaki bağın farkındaydı. Ben de sizinle aynı şeyi yaşadım. Böyle olunca aklımın ucundan geçmezdi. Suyla ateş, aydınlıkla karanlık, geceyle gündüz gibidir gençlikle ihtiyarlık. Sofra önemli. Sofralarda toplanıyorlar, sofralarda karşılaşıyorlar, beraber yemekler yiyorlar ve beraber dönüşüyorlar. O sofraların bir işlevi var. Yani karakterler o sofraya geldikten sonra, gelmeden önce beraber yemek yediğinde ve yemek bittikten sonra artık farklılar. Bunun herhalde Cebimdeki Yabancı en güzel örneklerinden birisi. Film sadece sofrada geçiyor. Onları o sofra yemek yerken dönüştürmeyi, o normalle, normal nedirle, yaşam nedir, yaşamın sınırları nedir, biz aile nedir, hani sadece doğduğumuz, içinde büyüdüğümüz kişilere mi aile diyoruz ya da daha geniş bir alanı mı, alanda mı ifade edilir? Bunların cevaplarını o sofralarda arıyor Ferzan Özpetek.